Benim elimde sizin zamanınız var. Mesela şu birinizin zamanı. Ben zamanınızı masaya koyuyorum. Ne oldu? Burada elimde bir zam var. Şimdi ben buna bir zam daha yapıyorum. İki zam var burada. İki zam var. O kadar. Şimdi bakın. Şimdi bakın. Şu elimdeki parayı da senin zamına koyuyorum. Ne oluyor? Zam yükseliyor. Bakın. Bakın. Bunu herkese yapabilirim. Senin de zamına korum. Senin de zamına korum. Herkese zam yapabilirim. Görüyorsunuz zamlar burada. Önemli olan zamın miktarı değil, zamın gerçekleşmesidir. Neden oyalıyorsunuz bize efendim? Zam miktarını açıklamaktan korkuyor musunuz efendim? Ya kardeşim hayret bir şey, sen de zam mı buldun? Şeyini arıyorsun ya. Ya bu öyle büyük bir miktar zam değil. Bu zamcık. Ya müsaade edin biz şimdilik zamcıyı yapalım. Yılbaşında koruruz üstüne. Evet de efendim, memurlar bu ay maaşlarına ne kadar zam görecekler? Şimdi arkadaşlar, zamınıza bu zam... Ben artık idare edemiyorum lan. Biriniz yardım edin, kurtarın beni. Söyleyin efendim. Abi nasıl söyleyeyim ulan? Mecburen söyleyeceğiz, bir yolunu bulup söyleyin işte. Ya size 3 kuruş zam yaptık denilir mi lan? Nasıl diyeceğim ben bunu? Şimdi zam... zamcık... Lütfen artık açıklayın efendim, memurları oyalamayalım. Açıklasanız efendim, kaç kuruş bu zam? Evet, lütfen açıklayın artık memurlara yapacağınız zam. Çok mu az, kaç kuruş? Efendim, efendim gerçekten yaşayabilecekleri bir zam yaptınız mı efendim? Tamam, açıklıyorum, açıklıyorum. Arkadaş, memurlarımıza tam... Hay zamanlık, memurlarımıza tam 75 kuruş zam yaptık. Tamam. Zam yaptı, tam 75 kuruş zam yaptı. Kim zam lan? Bu zam mı şimdi? Ne dedi bu? Dediğini anlayan var mı ya? Allah Allah. Zam demiştik biz. Tamam, açıklamışız ama açıkladık, hadi dağılabilirsiniz. Tamam, 75 kuruş, tamam. Hadi çok konuşmayın, hadi dağılın, tamam. Efendim? Zam. Girmeyin, kalkmayın. Böyle bir şey yapacaksınız, niye çağırdınız bizi buraya efendim? Hadi açıklayalım. Gene çorba oldu, hadi gidelim.